20. yüzyılın başlarında Orta Asya Türkleri milli özgürlüğe kavuşma yolunda bir hareket başlattı. Ceditçilik olarak adlandırılan hareket toplumu eğitim yoluyla geliştirerek özgürlüğe kavuşturmayı hedefliyordu. Fakat Sovyet yönetimi tarafından Türk dünyasının binlerce aydını idam edildi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki konferansta hareketin tarihçesi ve önemi konuşuldu. Dilde, işte, fikirde birlik. Gaspralı İsmail'in ortaya koyduğu fikirle Türk dünyası önemli bir süreç yaşadı. Bu çalışmalar daha sonra ceditçilik olarak adlandırılan Milli İstiklal Hareketi'ne dönüştü. Sovyet yönetimi milli bağımsızlık taraftarlarını tek tek tutuklayıp kurşuna dizdi. Aradan 100 yıl geçse de Türkistanlılar ceditçileri unutmadı. Taşkent'te düzenlenen uluslararası sempozyumda ceditçilik hareketinin önde gelen isimleri anıldı, bilimsel bildiriler sunuldu. Sempozyuma Türk Devletleri Teşkilatı, TürkSoy, Türk Akademisi ve benzeri uluslararası kuruluşlar destek verdi. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında ve ondan tabii ki biraz daha evvel başlayan ceditçilik hareketinin Türk dünyasının bilinçlenmesinde, şuurlanmasında çok önemli katkıları olmuştur. Bu hareket gerçekten tam anlamıyla başarılı olmuş olsaydı bugün Türk dünyasının fikir hayatı, düşünce hayatı ve geldiği nokta çok daha farklı olabilirdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev sempozyuma gönderdiği mesajda Sovyet yönetimi tarafından hapis ve idam cezasına çarptırılan 400'den fazla vatandaşın itibarının iade edildiğine vurgu yaptı. Sempozyuma Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden 100'den fazla bilim insanı katıldı. Ceditçilik hareketi her şeyden önce eğitime yoğunlaştı. 20. yüzyılın başlarında Türkistan'dan gelişmiş ülkelere öğrenciler gönderildi. Toplumun çağdaş bilimle birlikte özgürlüğe kavuşması hedefleniyordu. Günümüzde bu konuda birçok ülkede araştırma yapılıyor. Bu tür sempozyumlarla araştırmalarımızı paylaşıyoruz. Ceditçiler siyasi isteklerini bilim ve eğitimle hayata geçirmek istiyorlardı. 1938 yılına kadar ceditçiler milli bağımsızlık için mücadele verdi. Farklı ülkelerdeki bu tür uluslararası sempozyumlar konuya ilişkin görüşleri tartışmak ve bilgi edinmek için önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Sempozyumda ceditçilik hareketi çeşitli yönleriyle incelenecek. Bildiriler kitap haline getirilecek.